Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere selam getirdim Hatay'dan. Sadece Hatay'dan da değil, deprem bölgelerinde olan 10 ilin selamını da ayrıca getirdim. Hatay merkezli depremlerden sonra yaşananlar büyük hatalar silsilesi ve derin bir yapısal işlevsizlik sonucu canları yanan vatandaşlarımızdan selam getirdim. Hem de çokça sitem. Çığlıklarına ses olmaya çalışacağım bugün. Depremlerin yaşandığı her depremde İskenderun'daydım. 3 büyük depremi de evimde yaşadım. İlk depremde evimin sağındaki ve solundaki o ünlü Eda ve Sahil apartmanı çöktü. Sabahın ilk ışıklarında ailelerinden önce deprem enkazında ben vardım. Komşularımdı. Seslerini duyuyor ve tanıyordum. Fırat, yardım eden yok mu diye bağırıyordu. Erdinç, buradayım diyordu. Koştum. Ne yapabilirim? Elimdeki bir leğenle atacağım birkaç tozda olmayacaktı bu iş. Nereye? Kaymakamlığa. 3 sıra su basmıştı. Dizlerime kadar suyla gittim. Kaymakam Bey'in yanına, evet, emniyet müdürümüz, AK Partili milletvekili arkadaşımız, diğerleri oradaydı. Ama birdenbire bir telefon geldi. Yeğenim, de dedi, kaldı. Kaymakamlığın biraz ilerisinde evi var. Gittim, ev böyle olmuş. Böyle evi çöktü kız kardeşimin, bir yeğenimi kaybettim. Güzel kardeşlerim, bu felakette gene gittim kaymakamın yanına. Gittiğim her göçükte Hilti, arama kurtarma ekibi, ışık, asker, polis, ne istersen bir el gücü istiyorlardı. Ama yoktu. İkinci günün akşamına kadar hiç kimse gelmedi. 35 tane arama kurtarma ekibi gecenin 23'ünde orada bekledim. Geldi ama elinde alet, edevat yoktu. Sorduk, neden yok? Makas, Hilti, ışık. Havaalanında aldılar dedi. Dedim, niye? Arkadan yollayacaklarmış. Yahu ben uzman değilim. Bu işin uzmanı, liyakatlı yöneticisi değilim. Ama aklım almıyor. Arama kurtarma ekibinin araç edevatı neden sonra gelir? Ne yapacak orada? Üçüncü gününe kadar yaprak kımıldamadı. Bütün herkesin seslerini duyduk. Can kurtarın diye bağırdılar. Hani böyle deprem sahnelerinde görürüz. Göçüklere çıkar arama kurtarma ekipleri. Beni duyan var mı diye bağırır ya. Göçük altındakiler bağırdı. Beni duyan yok mu diye. Yoktu. Yoktu. Bakın arkadaşlar, bunların sorumlusu kim? Biz sadece göçük altında kalmadık. Evlerimiz yıkılmadı. Yuvalarımız yıkıldı. Dağıldık. Her bir taraftayız. Kimileri toprak altında, kimileri uzuv kaybıyla anasız, babasız yeni bir hayata başlayacak. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sahipsizler. Kimileri de gurbet ellerde. Dönecek bir memleketleri yok. Tuz da buz her taraf. Biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Evet, deprem bir felaket, afet her yerde oluyor. Ama arkadaşlar, biz bir bütün savaşlarımızı hesaplayın, o kadar can kaybı yoktur. Savaşlarda bu kadarını kaybetmiyoruz. Hele Hatay, 10 ilin toplamından daha fazla can verdik. Buradan arkadaşım sayıyor. Falan yere şu kadar kurtarma, falan yere. İskenderun'u saydın mı? He? Saydın mı? İskenderun'a gelmedi. 400 göçük, 2000 apartman yıkıldı. 35 kişi. Arama kurtarma ekibine soruyorum. Nasıl çalışmalısın? Biz ekip çalışırız diyor. 77, 100 olsun. 100 göçüğe gittiniz. 300'ünde kimse yok. 8 gün gelmedi. Birçok göçeğe uğramadılar. Sebep? Sebep? Hani biz uzaya gidiyorduk? Hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Hani? Neredeydiniz? AFAD neredeydi?
Buyurunuz efendim. İyice kızıyorsunuz. Ben askerime canımı veririm. Asker benim kırmızı çizgim. Ama o askeri oraya yığmayan iradeye söylüyorum. Konuşma! 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 Beni bugüne kadar utanmadınız. Tedbir almadınız. Anlamadınız. Dinleyeceksiniz. 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 Dinleyeceksin. Dinleyeceksin. Sayın Şahin. Bu işin bakın Sayın arkadaşlar. Sayın lütfen Şahin. En azından buna saygı gösterin. Acımı anlatayım. Lütfen. Güzel kardeşlerim. Bu işin üç türlü aşaması var. Depremlerden kaçınmak, can kaybı olmasın diye ya önce tedbir... Buyurunuz Sayın Şahin. Buyurunuz Sayın Şahin. Bu deprem oldu. O zaman kurtaracağız. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Geride kalanları koruyacağız. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Şunlar nedir arkadaşlar? Nedir bunlar? Kaç kere burada araştırma önergeleri verildi? Kaç kere deprem için tedbirler sıralandı? Tespitler yapıldı. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Kentsel dönüşümleri rantsal dönüşümlere çevirdik. Burada imar hafları için el kaldırdık. Biz ne yaptık? Kurumlarımıza bir sözüm yok. Şu kadarcık küçücüktüm. Buraya Kızılay'ı takar kumbarayla para toplardım. Kızılay'a yardım olsun diye. Ben madalyalı bir kan bağışçısıyım. Ama şimdi kanımı verirsem satar mı diye düşünüyorum. Ne hale getirdiniz o güvendiğimiz kurumları? Çadır satıyor, yiyecek giyecek satıyor. Utanın. Utanın. Bir tanesini istifa etmiyor. Sayın Şahin. Bir tanesini. Kızım rica ediyorum. Tamamlayınız, lütfen. Tamamlayınız. Kızılay'ın bütçesini Yeşilay'ın 30'da 1'ine indirdiniz. Eskiden askerler arama kurtarma eğitimleri alırdı. İşaretlenirdi. Babamın aracı işaretliydi. Deprem oldu mu seferberlik olacak. Ama bugün ne oldu biliyor musunuz? O vatansever, hayırsever bütün insanlar hakikaten araçlarını yığdılar. Ama karayollarının parkında bekletildi. AFAD'a gittim. Ya arkadaş bu göçükten şu aracı istiyorlar. Ya vekilim araç var ama yönetecek arama kurtarma yok. Niye yok? Arama kurtarma var ama elinde alet edevatı yok. Niye yok? Arkadaş böyle bir liyakatsızlık, böyle bir sorumsuzluk, böyle bir beceriksizlik görmedim. Göçükle aracı, AFAD'da göçüğü, göçükle araç edevatı buluşturamayan yeteneksiz, basiretsiz, sorumsuz bir AFAD. AFAD başımıza afet oldu. Dünyanın en büyük afeti. Kurumsal demiyorum. Asıl olan o kurumlarda değil suç. O sitem ettiğimiz kurumların konumunda değil suç. Onun içini boşaltanlarda. Oraya liyakatsız insanlar koyanlarda. O liyakatsız insanların emir talimat almadan yetkilerini kullanamamasında. AFAD'ın inanılmaz yetkileri var. Ama kullandı mı? Kullanmadı. Niye? Talimat mı bekledi acaba? Bakın arkadaşlar buradan birileri diyor ki bir arkadaşım yol kapalıydı gelemedik. Yakın olanlar yetişti. 12 saatte 6 saatte. Belediyelerimiz yetişti. Buradan o gün bir tek silgisini gönderen, suyunu gönderen, her türlü yardım için yollara düşen, o karanlığımızda bize kutup yıldızı olan her bir insanın buyurunuz. Onların ayaklarından öpüyorum. Biz dayanışırız. Evet yeniden ayağa kalkarız. Ama bu konuda en sonda şunu söyleyeceğim. Hatay'a zamanında gelmediniz. Hatay'ı ölüme terk ettiniz. Hatay'a kefen bile vermediniz. Kırklı kırklı kıyafetleriyle, battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler. Bazıları gömülemedi bile.
uzun günler sıra beklediler. Hataylılara ilk gün bir bardak su dahi vermediniz. İnsanları enkaz altında, yakınları enkaz altında başlarında kederleriyle bıraktınız. Ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz gitti. Siz gönüllü gelenlere afat yeleği giydirdiniz. Siz gönüllü gelenlere asker kıyafeti giydirdiniz. Onları korumak mıydı maksadınız? Acziyetinizi kapatmak mı? İlk günden bu yana olduğu gibi önce dayanıp bu zor günleri elbette aşacağız. Bu zor günleri elbette aşacağız. Hiç kimse bundan asla umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu zor günleri aşacağız. Ruhumuz yok. Biz Hatay'ın ruhunu, göç edenleri, bu yaşadıklarını kalıcı Hatay yaparak yeniden inşa ederiz evvelallah. Oradaki kadınlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Her zaman omuzlarına bindirdiğiniz yük yine kadınlarımızda. Onlara cinsiyet ayrımcılığı düşünülmemiş. Onlar için özel alanlar yok, kilitli kapılar yok, tuvaletler yok, hamilelerin, çocukluların emzirme alanları yok ve hala çevresi korunaklı çadır kentlerimiz yok. Giden kız çocuklarımız tacize, ahlaksızlığa maruz kalıyor. Tuvalet yok, duş yok. Biliyor musunuz? Ben 9 gün sonra erikli suyla saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. Yüzüme tükürdüm. Siz utanıyorsunuz. Şimdi sıra neydi? Son söz, son defa alıyorum Sayın Başkanım. Çok özür dilerim, son defa. Yani isterim ki, isterim ki bugün, bugün hepimiz sizi dinleyelim. Buyurunuz, buyurunuz efendim, buyurunuz. Şimdi benim bir teklifim var. Bu kader kader diyoruz, hiçbiri kader değil. Kader değil, müteahhitler de tek başına suçlu değil. Yapı denetim kurumları suçlu, ruhsat veren belediyeler suçlu, denetim yapmayan Şehir ve İklim Bakanlığı suçlu. Suçluların silsilesi büyük. Bu yasaları çıkaran, bu mecliste iman haklarını çıkaran meclisteki bütün milletvekilleri suçlu. Suçlu arıyorsak hepsini bir araya. Ama bunun yanında bu kadınların üzerine yüklenen kader sözünü kabul etmiyorum. Bir yasa teklifi vereceğim. Kadınların adı bundan sonra keder olsun. Soy isimleri de çoktan seçmeli. Liyakatsız, sorumsuz, işsiz, yoksul, eşitliksiz, ne derseniz o olsun. Kadınların çektiği yeter artık. Çocuklarına okul derdi, kıyafet derdi, yıkama derdi, temizlik derdi, her şey onların üzerinde. Sınıfta kaldılar.